hikayemiz var genç yaşta. İstersen birlikte onu hayata başlamak gibi onu konuşacağız. Konuşuruz. Ama bugün bizim için yine özel bir gün. Ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün bizim küçük oğlumuz Esen ve kızımız Gülben'in evlilik yıl dönümleri. 5. yılları bitti. Bir de şimdi ailelerinde 3,5 yıldır bir de Kemal'imiz var, torunumuz var. Onlara Ankara'ya çok çok mutlu yıllar diliyoruz. Çok da güzel anılar. Bu 5 sene önce nasıl geçti anlamıyorum. Değil mi? Çok da maceralıydı. Roma'da evlendiler. Roma Türk Büyükelçiliği'nde. Ve Roma havaalanında yangın çıkmıştı. Biz 7'sinde Roma'ya uçacakken Roma'ya uçamadık. Çok maceralı bir şekilde gidebilmiştik. İşte şimdi böyle Milano üzerinden gittik. Böyle maceralı, heyecanlı günlerdi. Ama evet, çok mutlu bir yuvanın başlangıcı oldu diyelim. Şimdi Ebru hocamızı ve Çetin hocamızı bağlıyoruz yayına. Evet, sanıyorum bağlanıyorlar. Evet. Ses geliyor ama görüntü yok. Ses var, görüntü yok. Bağlanıyor, yazıyor da. Bağlanıyor, yazıyor. Ebru hocam isterseniz bir çıkın, tekrar bir girin. Tamam. Ses var, görüntü yok galiba, değil mi? Evet, görüntünüz evet, ses gelmedi. Var, ses var, görüntü yok. Tamam, tekrar bir çıkayım. Evet, sen bir şeyler anlatmışsın. Şimdi anladık ki bu gönderinin altına gelen soruları okuduğum zaman tabii ki bir dermatolog uzmanın görüşlerine çok ihtiyaç varmış, çok soru varmış. Özellikle ne kadar çok soru Ebru gelmişti, değil mi? Çok çok fazla soru gelmişti. Tabii ki bugün belki de hepsini cevaplamaya yetmeyecek zaman ama Bir daha yaparız. Böyle ara ara Ebru hocamızla yaparız. Henüz yok. Evet, bekliyoruz. Şimdi evet. Şu anda görüyoruz. Evet. Bekliyoruz. Evet, umarız bu sefer bağlantı tamam olur. Bağlanıyor diyor. Lazım ama. Tekrar denedim. Allah Allah. Kameranız kapalı olabilir mi? Kontrol etmiştim onları ama. Ya da ön kamera değil mi olması gerekiyor? Ya fark etmiyor aslında kamera canlı yayını bağlan deyince. Ha. Çetin'in hesabından deneyelim. Olur mu öyle? Olur. Bir de orada öyle. Şey yapalım. Tamam. Öyle yapalım. Allah Allah. Neden böyle oluyor olabilir peki? Evet, neden olabilir? Hakikaten. Kusura bakmayın. Sizi böyle biraz bekletiyoruz. Evet. Emziren anneler ne yazıyor? Instagram kullanabiliyor mu? Onları önümüzdeki Instagram, hafta cam, Salı ve Cuma günleri jinekolog konuklarımız olacak. O zaman sorarsınız. Öyle bir soru gelmiş. Bir dakika. Ayarlardan ne diyor? Uğur'cum ne diyorsun? Bir dakika. Kamerayı Instagram. Ebru hocam ayarlardan kameraya izin vermeniz gerekiyormuş Instagram için. Duyuyor musunuz bizi acaba? Ama Ebru hocam kendisi şey yaptı. Canlı yayın yaptı. Canlı yayın yaptı. Dur bakalım. Evet, şimdi onun kamerası açıktır.
Şimdi açık. Evet, şimdi oldu. Sanıyorum sizin... Merhabalar. Bunu ayarlayacağız az sonra. Sanıyorum sizin kamerayla şey bağlantısında bir sıkıntı var. İsterseniz ondan yapalım. Ebru'dan şu anda yaptık. Tamam. Nasıl istiyorsanız. İstiyorsanız o hesaptan yapalım, istiyorsanız. Yani biz ne olacak? Bir dakika bizim geç başlarız. Fark etmez. Nasıl arzu ederseniz. Buradan bağlanmışken devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Tamam, peki. Evet. Tamam. İyi akşamlar. Nasılsınız? Türkiye'nin kuzeyi. İyiyiz. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi çok güzel oldu. Keyifli olacağını umuyorum bu canlı yayının. Bu şekilde de olsa böyle ne kadar güzel bir şey. İnternet ortamı böyle kuzey güney yaklaştırıyor uzak uçları. Şimdi bizim önce isterseniz bir tanıtalım. Ebru hocamız zaten başta da söylemiştim. Cilt hastalıkları uzmanı. Çetin hocamız da göz hastalıkları uzmanı. Ve sanıyorum biz de çok genç yaşta birlikte bir hayat kurduk. 18 yaşından beri tanışıyoruz. Sizin siz kaç yaşından beri tanışıyorsunuz? Sanki. Evet. 17 olabilir. 17 galiba. 17. Bu da güzel. İsterseniz bir oradan başlayalım. Nasıl oldu bu birlikte yol alma? Çok da zor bir meslek seçimi. Herhalde üniversiteden arkadaşsınız değil mi? Evet, ben başlayayım. Ebru devam etsin. şimdi ben Mersin Silifke'denim. İlkokul, ortaokul, liseyi orada bitirdim. Ebru da ben de 5 yaş civarında ilkokula başlamışız. Çok erken yaşlarda. Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandık. 1994 yılında. 94'te kazandığımızda 78 doğumluyuz. Hesap edin kaç yaşındaydık? Oo, 16 yaşındaydık. 16 yaşındaydık. Oo. 16 yaşındaydık. İlk sakal tıraşımı 3. sınıfta oldum. Hesap edin. O kadar gençtim yani. Çok gençtik. Evet. İlk şehir dışına çıkışım Ankara oldu. İlk gün Ebru'yla tanıştım. Okulun kayıt sırasında tanıştık. Oo, ne güzel. Evet. Buradan 94 girişli 2000 mezunu Gazi Tıplı arkadaşlarıma da selam olsun. 2000 yılında mezun olduk. Bu yıl 20. mezuniyetimizin 20. yılı. Çok güzel. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nice 20 senelere ulaşma. Çok teşekkür ederim. Ebru seni söyle. Evet. Evet. O yıl 16 yaşından beri birlikteyiz. Çok şey birlikte açtık. İşte uzmanlık, ilk meslek yılları, mecburi hizmet görevi. Güzeldi her şey hani. Bugünlere geldik çok şükür. Ne güzel, ne mutlu. Ne mutlu. Aynen bakıyoruz hayata, hekimlik sanatına. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Birlikte büyüyoruz, birlikte gelişiyoruz. Güzel, keyifli. Harika, harikasınız. Çok güzel. İki de evladımız inşallah var galiba. İki evet. Oğlumuz var sanıyorum değil mi? Evet. İki oğlumuz var. Biri 15 yaşında, biri 10 yaşında. Allah bağışlasın. 15 yaşında mı? Oo, maşallah. Çok da erken. Biz kendimizi çok erken anne baba olduk sanıyorduk ama siz sanıyorum bizden de önce. 2001 yılında evlendik. 2001'in Ocak ayında evlendik. Yani aslında bayağı da olmuş biz evleneli. 19 yıl. Oo, evet. Maşallah, maşallah. Üniversiteye gidecek çocuğumuz olabilirdi yani. Evet. Maşallah. Çok maşallah. Güzel, maşallah. Şimdi biz hekimlik sanatından başlayalım isterseniz. Evet, o kadar enteresan o çok hoşuma gitti. Hekimlik sanatı. Ne demek hekimlik sanatı? Ya hakikaten öyle, çünkü insanı öğrenmek, tanımak, edindiğiniz bilgileri her insana farklı bir şekilde uygulayabilmek, aktarabilmek, sanat yapmak aslında. O yüzden hani bilgileriniz, tecrübeleriniz, deneyimlerinizi kişinin ihtiyacına göre kullanabilmek temeli bence. Evet. Bir de
bu tıp öyle bir şey ki o kadar çok çok disiplin ve çok faktöriyel bir dal. Yani matematikteki gibi 2 çarpı 2 eşittir 4 diyemeyeceğiniz kadar karmaşık ve çok faktör var. Bunların hepsini değerlendirmek aslında yine bilimsel çerçeveden ama çok bireysel değerlendirmeler ve çözümler gerekiyor. Onun için de aslında sanat demek çok doğru oluyor orada. Evet, 19. yüzyılın sonlarına doğru bu genelde parçalara ayrılmaya başlanmış. Ve insanı da artık 20. yüzyılda da bu devam etti. İnsanı parçalara ayırarak tanımlamaya ve tedavi etmeye yönelik bir tıp anlayışı var. Bu ne derece doğru? Biz bunu hekimliğimizin belli bir yılından sonra sorgulamaya başladık. Zaten içimizde bu vardı. Hastalıkların, kişilerin bütüncül olarak değerlendirilmesi taraftarıydık. Bu yönde bir çabamız oldu ve bugünlere geldik. Evet, şimdi aslında belki uzmanlaşma hatta uzmanlıkların da üstüne üst uzmanlıklar çıktı falan. Şimdi belki akut hastalıklar için bu büyük bir avantaj oldu. Çok çabuk teşhis edilip tedaviler verilebildi. Ama sanıyorum kronik hastalıklarda çuvalladı bu bütünü kaybetmek, değil mi? Kronik hastalıklar da çok yaygınlaştı, arttı, görüyoruz ki. İşte o yüzden herhalde konvansiyonel tıp uygulamalarından biraz onun dışına çıkma bir ihtiyacı doğdu. Aynen, yani biz parçaya odaklandıkça bütünün bilgisinden uzaklaştık. Ama aslında parça bütünün bilgisini taşıyor. O yüzden de hep eksik kaldık parçada kaldığımız süre boyunca. Şimdiki amacımız, hedefimiz hep büyük resmi görebilmek, o bütüne bakabilmek. Ve her kişide bu sebepleri anlayabilmek. Zaten oradaki hataları, oradaki yanlışları düzelttiğimiz zaman parçada ne varsa kök iyileştiği için zaten iyileşiyor. Zaten iyileşiyor, evet. O yüzden hani parçalara böldük, şimdi tekrar bütünü yakalama derdi içindeyiz. Yani tıp fakültesini okuduk ama şimdi tekrar yeniden okuyor gibiyiz. O bütüne görmek, bütüne ulaşmak. Hakikaten bu da kolay olmuyor. Çünkü o kadar geniş bir alan ki. Yani öğrendikçe, işte parçaları birleştirdikçe, hani büyük resim ortaya çıktıkça pek çok şey çok netleşiyor. Evet. Bir de işte bütün mesele sanıyorum sizlere tıp fakültelerinde beslenmenin yeterince öğretilmemesi. Yani beslenme, sağlık arasındaki ilişki, beslenme hastalık arasındaki ilişki ve özellikle de mikro besinlerin biraz böyle herhalde önemsenmemesi. Evet. Evet, yani biz birinci sınıfta, ikinci sınıfta anatomi, fizyoloji, biyokimya, sonra üçüncü sınıfta patoloji dersleri gördük. Orada hocalarımız sağ olsunlar bize çok güzel bir eğitim verdiler. Gazi Tıp da bu bakımdan çok iyi bir fakültesidir. Her şey çok güzeldi fakat dersler anlatılırken çok güzel teorik bilgiler verildi. Deneyler yaptık fakat pratiğe yönelik insan hayatına ve hastaların hayatının değiştirilmesine ve güzelleştirilmesine, sağlığın iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler alamadık. Öyle bir anlayış yoktu. Yavaş yavaş değişmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu geleneksel tıp uygulamalarının yaygınlaşması, sizin gibi bu uğurda kendilerini adayan insanların ortaya çıkması, platformların ortaya çıkmasıyla tıp fakülteleri de bir dönüşümün içine girdiler. Girmek de zorundalar çünkü zorundalar. Hastalıkları,
sadece ilaçlar tedavi etmiyor. Aslında ilaçlar çoğu zaman hiç tedavi etmiyor. Çünkü biz beslenmeyi değiştirmedikçe, zihnimizi temizlemedikçe, ruhumuzu iyileştirmedikçe ve kabulde olmadıkça iyileştiremiyoruz hastayı. Evet, evet, evet. Ben bunu çok iyi yaşamış birisi olarak işte 12 sene her gün 2 tane antihistaminik kullandım ama yine ürtiker döktüm, yine ürtiker döktüm. İşte 10 ayda bir veya bazen 2 ayda bir hastaneye hemen acile zor yetişip işte o iğneyi yaptırıp o kortizonlu iğneyi ondan sonra yine ona rağmen yine döküyordum. Bunun hiç kimse de bana tutup beslenmeden olduğunu, beslenmeyi düzeltmem gerektiğini bana söyleyen olmadı. Belki de bilmiyorlardı. Ne zaman ki ben beslenmemi düzelttim, ürtikerden de kurtuldum, işte bütün hastalıklarımdan kurtuldum. Ne mutlu ki hani sizin gibi şimdi doktorlar var, beslenmenin önemini kavramış evet. Ve insanlara beslenmeyi öneren. İsterseniz buradan sorulara başlayalım. Beslenmeyi düzeltmeden size gelen işte bir takım otoimmün hastalıklar, işte sedefte şeyde evet. iyileşebilir mi? Bazı mesela otoimmün cilt hastalıkları var. Çok da yaygınlaşıyor giderek. Mesela şöyle bir soru gelmiş. Bu aslında özellikle bütün soruyu yazdım. Okan dedi niye böyle uzun uzadı yazıyorsun? Çok önemli dedim çünkü bu. Diyor ki bu takipçimiz. Bende vitiligo var. Bağışıklık sistemini düzeltmek bu hastalık için önemli mi? Bak bir bu çok önemli. Bağışıklık sistemini düzeltmek önemli mi? Yediklerimiz, hayat tarzımız önemli mi? Yani düşünün. Hafif bir kulağına çalışmış herhalde bu beslenme, hayat tarzı değişiklikleri. Ama bir yandan da bir ikilem de yani inanamıyor da bunlar gerçekten önemli midir, değil midir diye. İsterseniz bu otoimmün cilt hastalıklarından başlayalım Ebru Hocam. Hangileri bunlar? Mesela sedef Roza düzelebilir mi? Mesela birisi hemen biraz önce diyor ki düzelebilir mi? Yani bu otoimmün hastalıklardaki bir takım cilt hastalıkları düzelebilir mi? Birinci soru bu olsun. İkincisi düzelebilmesi için o soruda sorulduğu gibi beslenmenin düzeltip yaşam tarzının düzeltilmesi falan gerekiyor mu? Yoksa siz bir ilaç vereceksiniz biz onu içeceğiz iyileşecek miyiz? Nasıl olacak? Şöyle düzelebilir tabii ki düzelebilir. Şimdi biz hastalıkları çok böyle isimlendirmiyoruz aslında. Hastalıklar birden ortaya çıkmıyor. Bir yolun sonunda ortaya çıkıyor. Şimdi hastalarımızın da şöyle bir beklentisi oluyor. Hani birden iyileşsin. Hani bu böyle değil. Çünkü o bir yola giriyor kişi ve oradaki hasarlanma belirli bir seviyeye ulaştığında, o toksik yükü belli bir seviyeye ulaştığında o hastalık görünür hale geliyor. Şimdi bu yolu nasıl bu şekilde ilerleyerek bu sonuçla karşılaşıyorsak tekrar geriye gitmek mümkün. Nasıl geriye alabiliriz bu süreci? Tabii ki doğru beslenme alışkanlıkları hayata sokarak. Ki bunu da şöyle kabul etmek lazım. Doğru beslenme alışkanlıkları bir süre yapılıp bırakılacak bir şey değil. Yani bunları yaşam alışkanlığı haline alıp bir ömür boyu bu kurallara dikkat edecek şekilde bunu böyle kabul etmek lazım. Beslenme o kadar önemli bir şey ki çünkü hastalığa sebep olan bu toksinlerin büyük bir kısmını biz besinler yoluyla alıyoruz. O yüzden hastalığı uyaran ve şiddetlendiren yaptığımız hataları bilmek, bunları yaşamda düzeltmek çok önemli. Bu yolu hızını arttıran bireysel başka alışkanlıklar da var. Ne kadar hızlı gittiğinizle paralel değişiyor. Hı hı. Yani beslenmenin dışında stres faktörleriniz, stresi yönetme biçiminiz, başka hayatınızdaki toksik alışkanlıklarınız, mesela sigara alışkanlığınız, hep konuşuyoruz, kullandığınız o kimyasal, cildinize kullandığınız kimyasallar, evinizde kullandığınız kimyasallar, bunların hepsine maruz kalmanız bu yoldaki hızınızı hızlandıran şeyler. Dolayısıyla
İşte böyle bir hastalığınız varsa, otonomik kökenli bir hastalığınız varsa bunları yaşamda bir elimine etmek lazım. Yani ilk aşama eliminasyon. Evet. Besin alet eliminasyon. Bunları birazdan daha açık açık konuşuruz. Hayatımızdaki toksik yüklerle eliminasyon. İşte stres yönetimi. Otoimmün hastalıklar böyle ortaya çıkıyor. Beslenmeyi tabii açmak istiyorum. Biz yanlış beslendikçe, toksik yiyecekleri aldıkça, sindiremediğimiz şeyleri aldıkça bu sefer bağırsak floramız bozulmaya başlıyor. Mikrobiyata diyoruz. Mikrobiyatanın dengesi bozuldukça bağırsak geçirgenliğimiz artıyor. Bağırsak geçirgenliğimiz arttığı zaman gıdalarla aldığımız toksinler, geçmemesi gereken toksinler, atılması gerekenler atılamayıp bağırsaklardan kana karışıp tüm bedende o toksinler dolaştıkça genetik yatkınlığımız neyse o dokulara yapıştıkları zaman bir inflamasyon, bir yangı başlıyor orada. Ve otoimmün kökenli deri hastalıkları da bu şekilde başlıyor. İşte şiddetini dediğim gibi diğer faktörlerin varlığı etkiliyor. Şimdi bu toksik yiyecekler, işte sizler de çok bahsediyorsunuz, farkındalık giderek artıyor. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Çok sıkça duyuyoruz. Gluten, sütteki kazein, bunlar çok önemli proteinler. Gluten buğday proteini, kazein süt proteini. Şimdi çoğumuz zaten bunları sindiremiyoruz. Hani sindirilememiş her besin bedene bir yük olarak geliyor ve bu reaksiyonu ateşini çakıyorlar ve bu yol bu şekilde başlamış oluyor. Deri hastalıkları için tabii gluten ve kazein dışında başka sindiremediğimiz gıdalar, besin maddeleri de oluyor. Kişinin kliniğine göre biz bunları eliminasyon diyetleriyle diyetten çıkarttığımız zaman zaten bu hastalık geri dönüşülebilir hale geliyor. Peki ekmek yemeden nasıl yaşayacağım peki ben? Şimdi onu çok güzel yaşanıyor. Evet. Elimine ettiğiniz zaman bir 21 gün yemediğiniz zaman zaten onunla ilişkiniz kesiliyor. Yani o sizi artık rahatsız etmiyor. Hani ona ilginiz zaten azalıyor. O yüzden bunu böyle hani zormuş algısı yaratmamaları gerekiyor hastaların. Bu çok kolay bir şey. İlişkinizi keseceksiniz, görüşmeyeceksiniz. Görüşmeyeceksiniz. Evet. Şimdi abi ekmeği anladım da peynirsiz nasıl olacak peki? O da aynı şekilde oluyor. Çünkü şimdi bunlardaki yani gluten ve kazein bağımlılık yaratıyor. Yani o hani ilk aşamada bir bağımlılık hissettiği için bu kadar bağlı olduğunuzu düşünüyorsunuz ama kestiğiniz zaman beden kendini yenilediği zaman, reseptörler kendini yenilediği zaman dildeki tat reseptörleri de değişiyor. Zaten tat alamıyorsunuz. Hani onu o kadar özleyip aramıyorsunuz. Yeni tatlar keşfediyorsunuz. Yeni lezzetler hayatınıza giriyor. Yani yeni ilişkiler başlıyor o zaman. Vallahi bunları 9 yıl önce dinlemiş olsaydım şu olay, şu konuşmayı, bunlar kafayı yemişler herhalde. Ya, ne yapıyorlar bunlar? Ekmek yok, peynir yok. Ne yiyeceğiz peki biz hani derdim. Ama şimdi sanıyorum ki sizi izleyen arkadaşlar benim bazen yorumlarda yazdıklarımın önemini daha iyi anlıyorlar. Evet. Ebru'nun çok güzel bir sözü var. İçinde canlılık barındıran yiyeceklerle beslenin. Evet. Ölü yiyecek yemeyin. Evet. Bunu düşünün. Yani bunu düşündüğünüz zaman zaten bulursunuz. Biz canlıyız. O yüzden canlı besinlerle beslenmemiz gerekir. Canlı. Bitkisel, sağlıklı yağlar, sağlıklı... Abi işlenmiş yemekler, hiçbir ürün olmayacak. Öldürülmüş işlenmiş hiçbir olmayacak. Ürün olmayacak. Evet. Kesinlikle. Yani yaşam barındıran... Dediği gibi biz canlı varlıklarız. O yüzden yaşam barındıran şeyler olmalı yaşamımızda. Gıda olarak da, kullandığımız şeyler olarak da. Hani yaşam barındırmalı. İşin püf noktası bu aslında. Bir de kabul etmek çok büyük bir özgürlük getiriyor. Yani
Hep anlatıyorum hastalarıma. Kendi bedenini bu şekilde kabul edeceksin. Hani nasıl işte sen kahverengi gözlüsün, saçın kahverengi, bunu değiştiremiyorsun. Gözünün rengini mavi yapamıyorsan senin bedenin bu. Bazı şeyleri sindiriyor, bazı şeyleri sindiremiyor. Ha, yediğinde tekrar hastalanma riski taşıyorsun. Ben bunu böyle kabul et. Yaşamını buna göre şekillendirdiğinde sana büyük bir özgürlük geliyor. Hani sağlık kadar güzel bir şey var mı? Hepimiz yaşıyoruz. Evet. Ben de bir şey sormak istiyorum. O ekranı yapayım. Bunun konforunu yaşayan bir daha geri dönmüyor zaten. Kesinlikle. Evet. Ben şeyi sormak istiyordum. Otoimmün cilt hastalıkları. Neler var? Yani biz siz bir onları bir saysanız da en azından hani çünkü sürekli burada bir taraftan ben sorulara bakıyorum. Yani anlık gelen sorulara. Hep böyle bizim işte şu benim şuyum var ne yapmam lazım? Yani bu konuştuklarımız bunun tamamına mı yönelik yoksa sadece siz bir tek X hastalığı için mi söylüyorsunuz bunları? Bu konuştukları... Bunu bir açalım diye. Önce buradan bunu girelim ki. Tabii. Bu konuştuklarımız cilt hastalıklarının hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Hepsini kapsıyor. Beslenme, doğru beslenmek. Hepsini kapsıyor. Çünkü biraz böyle girişte yaptığım üzere yanlış beslendiğimiz zaman dedim ki bağırsak florası bozuluyor. Şimdi bağırsak florası bozulduğunda ve biz yanlış besinler aldığımız zaman cildin asit yükü de artıyor. Bu şu demek, derinin bir kere dayanıklılığı azalıyor. Derinin florası da bozuluyor. Şimdi derinin florası bozulduğunda, savunma sistemi hasar gördüğünde hem dışarıdan gelen etkenlere de açık hale geliyor. Yani flora bozulduğunda, beslenmeye paralel bozulduğunda ya da çevresel faktörlerin etkisiyle savunma sistemi azaldığında çevresel faktörlü cilt hastalıklarının oluşma riski artıyor. Tabii otoimmün kökenli cilt hastalıklarında, vitiligo'da, SEDEF'te, alopesi saç kıran gibi hastalıklarda, işte behçet hastalığında, burada olay birazcık daha derinden işliyor. İlk anlattığım yüzeydeyken otoimmün kökenli hastalıklarda biraz daha derin sistemler etkileniyor. Bağırsak florası bozuluyor, geçirgenliği artıyor, karaciğerin yükü artıyor, karaciğer yoruluyor. Bu sefer işte toksik ajanların detoksifikasyon problemleri başlıyor. Yani otoimmün köken işin içine girdiği zaman daha şiddetli, daha derinden. Başka sistemler de işin içine karışıyor. Yani sadece deriyle sınırlı kalmıyor. İşte vitiligo, Hashimoto görülme, birlikte görülme, birlikteliği artıyor. Hani buna böyle bakalım ama hepsinde beslenme çok önemli. Evet. Bir de bir tanesini siz olduğunuz zaman diğerlerine de açıksınız demektir. Riski, yani riskiniz artıyor. Bir anda pat diye başka bir şey atlayıveriyor. Bir otoimmün hastalığınız varsa bir diğerlerinin riski artıyor. Aynen, çünkü hani kök dedik ya başta konuşurken. Hı-hı. Çünkü kökü bu. Bağırsak geçirgenliği arttığı zaman o toksinler karıştığında genetik olarak hangi dokularımızda bir yatkınlığımız varsa hepsinin etkilenme ihtimali oluyor. Zaten hani böyle tabii, bir peş peşe hastaların böyle hikayelerini çok sıkça duyuyoruz. İşte vitiligom vardı, işte ondan önce Hashimoto'm vardı, sonra vitiligom oldu gibi hani. Bir de mesela SEDEF hastalığı, psoriyazis diyoruz. SEDEF hastalığında ciltte lezyonlar oluyor. Aynı zamanda artrit oluyor. Evet. Yani eklem tutulumlar oluyor. Doğru. Aynı zamanda benimle ilgili keratit oluyor, kuru göz oluyor. Bunlar da otoimmün. Yani bu kalp tutulumu bile olabiliyor. Yani bu mesela ankilozan spondilitte üveit oluyor gözde. Artrit oluyor. Kardit oluyor. Behçet'te 4-5 organ birden tutulabiliyor. Yani bu vücudun, bedenimizin bir bütün olduğunu artık kavramamız gerekiyor. Yani bütün, sadece cilt değil olay. Sadece göz değil. Evet. Bizim sinir ağımız, gözümüze gelen bir sinirin bir ucu ta ayak parmağımızın ucuna kadar gidebiliyor.
damarlarımız her yerde, vücudumuz bir ağ şeklinde, fasya her yerde devam ediyor, cilt her yerde devam ediyor, damarlar, lenf damarları, hücreler arası sıvı her yerde devam ediyor. O yüzden şimdi, bir yerdeki hastalık diye başka bir yerde bulgu verebilir, veriyor. Evet. Ve şimdi burada da hep mesela şu son gelen 10 sorunun, 15 sorunun hepsi çözüm. Çözüm, çözüm. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bunun çözümü ilaç değil arkadaşlar. Yani. Şimdi bir dakika, ben işte oraya girecektim tam. Peki, bir saniye. Şimdi benim okuduğum kadarıyla burada iki yaklaşım var. Şimdi konvansiyonel yaklaşımda otoimmün hastalıklarda, hatta bazılarında o derece çaresiz kalınıyor ki böyle çok bağışıklığı baskılayarak bir çözüm aranıyor. Çünkü tabii, bağışıklık azıp da işte kendi dokularına saldırdığı zaman o hastalık ortaya çıkıyor. Bu sefer ne akla geliyor? Biz bu bağışıklığı baskılayalım ki işte saldırmasın diye. Hatta bunu o derece ileri kanser ilaçlarıyla bile yapıldığını duyuyorum ben çevremde ve çok üzülüyorum bu noktada. Oysa fonksiyonel tıp yaklaşımında veya işte bütüncül tıp yaklaşımında bunun tam tersi yapılıyor. Bağışıklık tam tersi, kafası karışan bağışıklık sistemi güçlendiriliyor ki o kafa karışıklığı gitsin, düşmanı şeyi ayırt edebilsin diye. Yani bağışıklığı baskılamak değil çare. Bağışıklığı güçlendirmek diye okuyorum. Mesela Amy Myers'ın bu Autoimmune Solution diye, Autoimmune Çözüm diye bir kitabı vardı. Onu Türkçe'ye çevirirken bağışıklığınızı güçlendirin diye çevirmişler. Çünkü hakikaten onu anlatıyor. Nasıl güçlendirilir anlatıyor orada. Yani işte burada bu iki yaklaşım arasındaki farklılık, ben kendi doktor olmadan kendi anladığım şekilde okuduklarımı ben aktardım. Bunu siz de bir vurgulayarak buradan şey yaparsanız çözüme öyle gidelim. Tabii. Şimdi buna biz inflamasyon diyoruz. Bedende bir yangı var. Şimdi bu yangıyı hani söndürebilmek için bu ateşi besleyen faktörleri bir kere kontrol altına almamız gerekir. Hani sadece onu böyle baskılamak, o faktörler bunu beslediği müddetçe tekrar oluyor inflamasyon. Sistemini değiştirmek, o inflamasyonu düzenlemek için neler var diyoruz. Yani beslenmeye dikkat ederek, bireysel kişinin immunitesi, bağışıklık sisteminde eksikleri varsa, tükettikleri varsa onları yerine koyarak, işte burada kişinin ihtiyaçlarına göre bazı destek tedavileriyle onu dengeleyerek, yine işte stres altından kortizolun yine immuniteyi uyardığı, çok hepimizin bildiği bir şey. Bu etkisini ortadan kaldırarak böyle bir bütüncül yaklaşımla o otoimmüniteyi immüniteyi dengelemek mümkün. Asıl yapmamız gereken bu zaten. Evet. Evet. Sesimiz gelebiliyor mu? Şimdi geliyor mesela size şimdi az çok sorular genelde en büyük şikayetler egzama, rozasea, işte sedef, bunları şöyle üstünden geçtik galiba. Bu seborrheik dermatit soruluyor. Şimdi bu soru bizim Uğur Hoca ile yaptığımız yayında, Uğur Yavuzcan'la, o da fitoterapist, ona şey ona da sormuşlardı. Dedi ki seborrheik dermatit varsa mutlaka yanlış beslenme söz konusudur dedi. Mutlaka beslenme bozukluğu. Siz ne düşünüyorsunuz seborrheik dermatitte? Ses gitti. Sesiniz öyle, yani, gelmiyor. Dermatitlerin hepsinde ilk başta da
anlattığım gibi. Şimdi geliyor mu? Geliyor mu şimdi? Şimdi geldi, şimdi geldi. Şimdi geldi. Gelmiyor mu? Geliyor, şimdi geliyor. Şu anda geliyor. Şöyle seborik bozulduğu zaman cildin etkilenebilirliği artıyor ve orada yine bir inflamasyon oluyor. O yüzden hani hepsinde hep aynı şeyi konuşacağız. İnflamasyonu arttıracak ve florayı bozacak, derinin asit yükünü arttıracak beslenmeden uzak durmamız gerekiyor. Bu da hazır ürünler, rafine ürünler, işlenmiş ürünler derinin asit yükünü arttırır. Olabildiğince mevsimindeki doğal sebze ağırlıklı beslenmek, o mevsimdeki hani meyveleri tüketmek, yine glutenden, kazeinden hariç onları yaşamda tamamen uzaklaştırmak, bol su içmek, bunlara dikkat ettiğiniz zaman zaten seborik dermatit de görülmüyor. Çünkü dengelemiş oluyorsunuz. O şekilde. Ve diğer bir tane ilginç bir soru vardı. Vücudun bazı bölgelerinde atopik dermatit, bakayım o nerede o çok, aynı vücutta belli bölgeler atopik dermatit, bazı bölgeler seborik dermatit diyor. Yine yani tedavi aynı. Tedavi nasıl olmalı diye şey yapmışlar. Aslında bu biraz hayal kırıklığı olacak pek çok kişide. Sihirli bir formül bekliyorlar. Sihirli bir formül, tek bir ilaç yani bekleniyor galiba. Çünkü veya bir takviye, hani değiştirmek... bir şey alacak, bir vitamin alacak, içecek, geçecek yani. Keşke öyle bir şey olabilse. Şimdi bir tek şey söyleyeceğim, yine Ebru'ya bırakacağım sözü. Kişinin, İbn-i Sina'nın bir sözü var. Hastalık var, hekim var, yani ben varım. Bir de hasta, sen varsın. Sen kimin tarafındasın? Hastalığın tarafında mısın? Hekimin tarafında mısın? Çok güzel. Yani çok güzel. Hastalarımızın, yani bize danışanların hastalığın tarafında mı olduğu, hekimin tarafında mı olduğu çok önemli. Hastalığı kabul etmek ve onu yok etmek için çaba göstermek zorunlulukları var. Yani çaba değil aslında, bu sağlıklı yaşama dönmek. Yani vücudum, bizim bedenimizin, vücudumuzun, ruhumuzun, zihnimizin siz geçen programda da söylediniz, kullanmak kılavuzuna göre yaşamak. Evet. Şimdi aynen öyle gerçekten. Şimdi hep ama şey yapılıyor. Yani böyle bir sihirli bir formül bulunacak ve o şekilde. Bir de bu sağlığın sorumluluğunu üstlenme, sizin söylediğiniz şey çok önemli. Yani hasta da bir veya işte danışan ne diyorsak bir sorumluluk üstlenmeli. Bir ikincisi de ben çok dikkat ediyorum bu sorumluluk üstlenilmediği gibi. Geçici bir dönem, yani ona alışmışız. Hani nasıl ki konvansiyonel tıpta belli bir süre ilaç kullandırıyorlar. Şimdi artık kronik ilaçlar için ömür boyu, hastalıklarda ömür boyu, ama geçici diyelim ki şeyde bir ilaç kullanılıyor. Böyle bir ön kabul var. Yani beslenmesiz öneriyorsunuz mesela işte glutensiz şunu bu, ne kadar süreyle bu diyet nasıl, bu bir sanki geçici süre uygulanabilecek bir şeymiş gibi. Siz oysa başta söylediniz, ben de hep söylüyorum, çok basit aslında diyorum bizim uyguladığımız şey. Biz önce ikna oluyoruz ki bize zarar veren şeyler var, o zarar veren şeyleri beslenmeden çıkarıyoruz. Ama bu bugün zarar veriyor, yarın vermeyecek diye bir şey söz konusu değil. Bu zararlı. Bu
Bunlar ömür boyu olmayacak artık hayatımızda. Diyet falan yapmıyoruz. Sağlıklı şeyleri alıyoruz. Sağlıksızları çıkartıyoruz. Bu kadar basit bir mantık yatıyor aslında bunun arkasında. Bir de tabii aslında son derece sürdürülebilir uyguladığımız şeyler. Yani aç kalmıyorsunuz. İşte o şekerli şeyler çıkınca, glisemik indeksi yüksek şeyler yemeyince sürekli tok hissediyorsunuz. Ve bu şekilde sürdürülmesi kolay oluyor aslında. Hakikaten öyle. Biz de kendi hayatımızda bunu deneyimliyoruz. Mesela hani cilt hastalıkları, daha cilt güzelliği için hep insanlar bazı şeyleri soruyorlar ama ben hep aynı şeyleri anlatıyorum. Çünkü bu böyle bir şey oluyor. Siz işlenmiş yiyecekleri yemeye devam ettiğiniz zaman akne çıkarmaya bir yatkınlığınız varsa akneleniyorsunuz. Çünkü asit yükü arttığında deri kendini yağlandırıyor. Çünkü vücutta toksik maddeler yağda toplanıyor. Diyor ki vücut, ben bunları alıyorum, o zaman yağlandırayım. Çok iyi. Roza, mesela rozayla da ilgili sorular vardı. Roza evet, da bu şekilde. Cildin asit yükü arttığı zaman florası değişiyor. Florası değiştikçe orada bir inflamasyon oluyor. Yine iltihaplı yağ inflamasyonu oluyor. Orada onu seven bazı bakteriler, bazı parazitler artıyor, kolonize oluyor ve orada rozanın inflamatuar popülleri ortaya çıkıyor. Ya da siz ürtikeri yaşadınız, ürtiker. Yani toksik maddeyi alıyorsunuz vücudunuza. Ne oluyor orada? Alerji hücreleri bir reaksiyon veriyor, bir histamin salıyorlar. Daha ilerlediyse, bu karaciğeriniz yorulduysa histamin işini yapıyor. İşi bittikten sonra onun parçalanması lazım. Karaciğer yorgun, onu parçalayamıyor. Uzamış bir yanıt ortaya çıkıyor. Bu akut ürtikerken kronikleşiyor. Kronik ürtikere dönüşüyor. Hani şimdi gerideki sebeplerine baktığımız zaman hep toksik yüklenme. Neyle alıyoruz bu toksik yüklenmeyi? Büyük bir çoğunluğunu besinlerle alıyoruz. Baktığımız zaman insanlar her gün ekmek yiyorlar, her gün peynir yiyorlar. Hani bir şeyi her gün yaptığınız zaman, onu her gün aldığınız zaman vücuda tabii ki dolacak yani bu hani bardak ve taşıyacak. Biraz hani, önce bir soru geçti mesela. Peynir yemezsem ben kalsiyumu nereden alacağım diye. İşte burada yanlış bilgiler. Evet. Yeşil sebzelerde daha çok kalsiyum oluyor mesela. İşte, evet. Evet. Yani ama işte öyle bir işlenmiş ki o. Bak süt içmezsen büyüyemezsin, peynir yemezsen. Evet, bu evet. Bu sektör resmen kendi çıkarı için hani bunu bir şekilde pompalamış. Yani böyle bir ön kabul var. Yani beslenmesiz öneriyorsunuz mesela işte glutensiz şunu bu. Ne kadar süreyle? Bu diyet nasıl? Bu bir sanki geçici süre uygulanabilecek bir şeymiş gibi. Siz oysa başta söylediniz, ben de hep söylüyorum. Çok basit aslında diyorum bizim uyguladığımız şey. Biz önce ikna oluyoruz ki bize zarar veren şeyler var. O zarar veren şeyleri beslenmeden çıkarıyoruz. Ama bu bugün zarar veriyor, yarın vermeyecek diye bir şey söz konusu değil. Bu zararlı. Bunlar ömür boyu olmayacak artık hayatımızda. Diyet falan yapmıyoruz. Sağlıklı şeyleri alıyoruz. Sağlıksızları çıkartıyoruz. Bu kadar basit bir mantık yatıyor aslında bunun arkasında. Bir de tabii aslında son derece sürdürülebilir uyguladığımız şeyler. Yani aç kalmıyorsunuz. İşte o şekerli şeyler çıkınca, glisemik indeksi yüksek şeyler yemeyince sürekli tok hissediyorsunuz. Ve bu şekilde sürdürülmesi kolay oluyor aslında. Hakikaten öyle. Biz de kendi hayatımızda bunu deneyimliyoruz. Mesela hani cilt hastalıkları, daha cilt güzelliği için hep insanlar bazı şeyleri soruyorlar ama ben hep aynı şeyleri anlatıyorum. Çünkü bu böyle bir şey oluyor. Siz işlenmiş yiyecekleri yemeye devam ettiğiniz zaman akne çıkarmaya bir yatkınlığınız varsa akneleniyorsunuz. Çünkü asit yükü arttığında deri kendini yağlandırıyor. Çünkü vücutta toksik maddeler yağda toplanıyor. Diyor ki vücut, ben bunları alıyorum, o zaman yağlandırayım. Çok iyi. Roza, mesela rozayla da ilgili sorular vardı. Roza evet, da bu şekilde. Evet. Cildin asit yükü arttığı zaman florası değişiyor. Florası değiştikçe
orada bir inflamasyon oluyor. Yine iltihaplı yağ inflamasyonu oluyor. Orada onu seven bazı bakteriler, bazı parazitler artıyor, kolonize oluyor. Ve orada rozanın inflamatuar popülleri ortaya çıkıyor. Ya da siz ürtikeri yaşadınız, ürtiker. Yani toksik maddeyi alıyorsunuz vücudunuza. Ne oluyor orada? Alerji hücreleri bir reaksiyon veriyor, bir histamin salıyorlar. Daha ilerlediyse, bu karaciğeriniz yorulduysa histamin işini yapıyor. İşi bittikten sonra onun parçalanması lazım. Karaciğer yorgun, onu parçalayamıyor. Uzamış bir yanıt ortaya çıkıyor. Bu akut ürtikerken kronikleşiyor, kronik ürtikere dönüşüyor. Hani şimdi gerideki sebeplerine baktığımız zaman hep toksik yüklenme. Neyle alıyoruz bu toksik yüklenmeyi? Büyük bir çoğunluğunu besinlerle alıyoruz. Baktığımız zaman insanlar her gün ekmek yiyorlar, her gün peynir yiyorlar. Hani bir şeyi her gün yaptığınız zaman, onu her gün aldığınız zaman vücuda tabii ki dolacak yani bu hani bardak ve taşacak. Biraz hani, önce bir soru geçti mesela. Peynir yemezsem ben kalsiyumu nereden alacağım diye. İşte burada yanlış bilgiler. Evet. Yeşil sebzelerde daha çok kalsiyum oluyor mesela. İşte, evet. Evet. Yani ama işte öyle bir işlenmiş ki o. Bak süt içmezsen büyüyemezsin, peynir yemezsen. Evet, evet, bu sektör resmen kendi çıkarı için hani bunu bir şekilde pompalamış. Yani, siz de biliyorsunuz yapılan bir büyük ölçekli bir çalışmada süt içenlerde osteoporoz çok daha fazla bulunmuş. Çok daha fazla. Yani bunu, bunu bir şekilde bizim dile getirmemiz gerekiyor ve göz polikliniğinde bile ben her gelen kuru göz hastasına, glokom hastasına, retina hastasına beslenmeyi anlatıyorum. Ya benim yanımdaki sekreter arkadaş bile hocam niye bunları anlatıyorsun diyorlar diyor. Hasta yakınları şaşırıyor. Siz niye bunları söylüyorsunuz? Dahiliyecimiz bile bunları söylemiyor. Siz niye söylüyorsunuz? Evet, ama bütün vücut bir bütün. Evet. Beslenme her hücremizi etkiliyor. Her hücremizi etkiliyor. O nedenle bizim bu uzmanlaşma çok güzel ama bütüncül yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor tüm hekimlerin. Yani kesinlikle. kişi biz 10 yıl önce bize de hocam bu karaciğerden olabilir mi? Beslenmemizden dolayı olabilir mi dediğinde biz de yok ya ne ilgisi var diyorduk. Evet. Ama son 8-10 yıldır 8 yıldır 9 yıldır baktık yok. Gerçekten öyleymiş. Demek ki bilinen bir şey varmış. İbn-i Sina'nın kitaplarını, ilk çalışmamız öyle olmuştu. O İbn-i Sina'nın kitaplarını okudum ben. 5 cilt kitabını. Yani bu kitap okutulması lazım hala tıp fakültelerinde. Evet. Kesinlikle. Ya düşünün daha hala Dermatoloji Derneği veya işte onun bir takım üyeleri, yani siz de o dernekte üyesiniz. Güneşlenme saati konusunda ikiye ayrılmış bir şey var. Yani bir grup diyor ki 11'den önce 3'den sonra güneşlenin. Çok az bir grupta diyor ki öğlen saati güneşlenin. Yani peki halk ne yapsın burada? Yani düşünün bir halkı düşünün. Gidiyor bir doktora, bir beyaz önlüklü. Diyor ki ona 3'den sonra güneşlen diyor. 3'ten sonra UVB var mı ki de bu D vitamini? Kimsenin umurunda değil D vitamini. Gelen bir iki tane. Bu iki tane de değişik hiç adını duymadığım hastalık sorulmuş. Onları daha sonra istersen. Şimdi ilk gelen böyle hem yorumları açalım hem de şu D vitamininden biraz konuşalım. Şimdi D vitamini çok önemli. Bağışıklık sisteminin dengelenmesinde ve deriden sentezleniyor D vitamini. Güneş ışığının varlığıyla sentezleniyor. Ultraviyole B'nin etkisiyle sentezleniyor ve ultraviyole B bulunduğumuz bölgeye göre değişmekle beraber 10 ile 3 arasında daha yoğun olan bir güneş ışığının bileşiği. Deride yanık olmayacak şekilde 15-20 dakika ultraviyole B'ye
İşte kollarımız, bacaklarımız açık olacak şekilde maruz kalmak D vitamini sentezini uyarıyor. Bu güneş banyosundan sonra hemen duş almamak, çünkü onun ciltte kalması gerekiyor. Bu kafi hani. Yani bu zaman içinde hani güneşten korunmayacaksınız. Bizim korktuğumuz şey güneş ışığının kanserojen etkisi. Ama hani D vitamini düşük olduğu zaman da bu risk var. Hatta çok daha ciddi tehlikeleri de var. O yüzden bu kurallara dikkat ederek hep denge önemli. Yani bu dengeyi oluşturacak şekilde güneşlenerek D vitamini sentezini uyarmamız lazım. Başka ilginç bir nokta söyleyeyim. Benim branşımda D vitamini için saat mesela sizin bölgenizde Datça'da saat 1.30-2 arası diyelim çıkacaksınız. Hı hı. Güneş gözlüğü takmamanızı tavsiye ediyoruz. Hı. Çünkü kornea'dan da sentezlenebiliyor ve vücudumuzun, beynimizin şaşırmaması da gerekiyor. Karanlık olmaması gerekiyor. Karanlık hissi olmaması hı hı. gerekiyor. Aydınlık ortamda sentezleniyor D vitamini. Gözden de. Gözden de. Bu da ilginç. Hı hı. Dikkatin açısından böyle bir mantığı var. Evet. Şimdi buradan hemen bir soru alalım. Bakalım buradan yeni gelen bir D vitaminim düşünce güneşe alerjim çıktı. Yani bir insanın D vitamini düşükse her türlü alerjiye her şey olabilir. Olabilir değil mi? Evet. Kesinlikle immüniteyi, bağışıklık sistemini çünkü baskılıyorsunuz. Yani güçsüzleşiyor bağışıklık sistemi. D vitamininin çok etkisi var. Yani hani kemikler üzerinde de etkisi var ama immünite, bağışıklık sistemi üzerinde de çok etkisi var. O yüzden düşük olması kolaylaştırıcılardan önemli bir etken. Dikkat etmek lazım. Ben bu şekilde hep mesela sedef hastaları derler ki genelde ben yazın benim azalıyor, kışın artıyor. Şimdi kimse demiyor ki ya bu D vitamini senin yazın yükseliyor da ondan azalıyor. Kaç diyorum D vitaminim? Ben diyor güneşe çıkamıyorum. O D vitamini de almıyorum. Bir ölçtürüyor. 6 çıkıyor ondan sonra. 7 çıkıyor. Yani ölçülemez D vitaminleri çıkan insanlar var maalesef. Datça gibi bir yerde. Evet. Şimdi bu sorulardan ben tabii hemen tepkileri hep görüyorum. Bu hani iyi kötü bir şekilde hani şekerin toksik olduğu konusunda herkes hemfikir. Gluten de iyi kötü birazcık daha kabul görmeye başladı. Ama süt ürünlerine karşı müthiş bir şey. İşte yoğurtta mı yok şöyle, şirden mayalı peynir olsa yok şöyledir falan filan. En çok bu tepkileri görüyorum, evet. Yani şöyle, sıkıntı da şurada, dediğim gibi her gün yemeyeceksiniz zaten. Hani burada başlıyor. Her gün peynir yenmez ki hani. Ya zaten sindiremiyorsunuz. Laktoz intoleransımız var çoğumuzun, Türk popülasyonunda. Evet. Kazeini sindiremiyoruz. Bu sefer o silsile tekrar başlıyor hani. Bağırsaklarınızı iyileştirdikten sonra, bağırsak astlarını onardıktan sonra, işte ne için biz eliminasyon diyeti başladıysak, o hastalığınız, derinizdeki probleminiz iyileştikten sonra, hani belirli kurallar çerçevesinde, az miktarda, her gün değil, asla değil. Ama çok özledin, çok seviyorsun. İşte o şırdan mayalı, olgun, daha böyle hızlı fermentasyonla oluşan değil ama daha uzun süre fermentasyonla oluşan. Hani keçi, daha güvendiğimiz, daha temiz hayvanlar var. Hani onların peynirleri tüketilebilir ama her gün değil. Evet. Çünkü bunlarda hani sindiremediğimiz besinler dışında hayvansal proteinlerin atıkları da çok ağır. Yani proteinin atığı ürik asit. Ürik asit en tehlikeli asit. Yani şunu da çok kısaca anlatayım ben. Hani sağlıklı yiyeceklerin de atığı oluyor. Nasıl mutfağımızda güzel bir yemek yapıyoruz, onun da çöpü çıkıyor, o çöpü atıyoruz.
Sağlıklı bir yiyecek yediğimiz zaman onun da bedende atığı oluyor. Vücudun onu temizlemesi için de zaman, süre vermemiz lazım. Hani yedin peyniri, yeme 10 gün, 15 gün yeme, o temizlensin. Hayvansal proteini seviyorsan dönüşümlü ye. Hani bitkisel proteinlerde de var, yeşilliklerde de var o vitamin, o mineral. Hani sıkıntı bir de burada. Çeşitlendirmiyoruz yediğimiz şeyleri. Evet, evet çok doğru. Bitkisel ağırlıklı da besleniyor. Şimdi oradan soru var mı? Evet. Burada mesela hiç benim duymadığım şey, Lichen planus'ta nasıl beslenmeli? Bir de pemphigus bütüncül tıpla nasıl tedavi edilir? Bu hastalıkları hiç duymamıştım ben. Nerede otoimmün kökenli hastalıklar? Öyle mi? Otoimmün kökenli. Evet, evet. Genetik yatkınlığımız varsa bir inflamasyonla ortaya çıkan hastalıklar. O yüzden temelde de yine bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi biz genel olarak bu tarz otoimmün kökenli deri hastalıklarında eliminasyon diyeti yapıyoruz. Bir süre eliminasyon diyetiyle gittikten sonraki elimine edeceğimiz gıdalar bazen sadece gluten ve kazeinle sınırlı olmuyor. İşte sizler de biliyorsunuz, lektini de kesmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü lektin bazen glutenden daha sinsi hareket ediyor. Evet. Lektin aslında daha özgür davranıyor. Çünkü bedendeki şekere bağlanabilme özelliği var lektinin. Bunun dışında bazı hastalarda histamin intoleransı oluyor mesela. Şimdi işte kişinin sıkıntısına göre eliminasyon diyeti yaparak bedenin onarması için ve temizlenmesi için bir süre tanıyoruz. Bunu yaparken hastalarda bazı vitamin ve mineraller de eksik oluyor. Tüketiyorlar çünkü tükeniyor bunlar. Bazı özel doku tuzları da tükeniyor. İşte fonksiyonel tıp yapmak istediğimiz şey de bu. Tükenenlerini de yerine koymamız gerekiyor. Stres yönetimi çok önemli. Kortizol dediğimiz stres hormonu her şeyi baskılıyor. Bunların etkisiyle genetik yatkınlıkta bu hastalıklar böyle çeşitleniyor. İşte liken planusa eğilimi varsa bu liken oluyor. Ama yolak aynı. Evet. Yani eliminasyon, gerekli destekler ve stres yönetimi. Evet. Peki bu gerekli destekler deyince neler siz veriyorsunuz genelde? Yani eğer bir inflamasyon varsa, bir yangı, D vitamini çok önemli. Omega 3 çok önemli. Çinko çok önemli. Manezyum çok önemli. Hani bunlar temel, işte selenyum çok önemli. Ve kişiden kişiye antioksidanlar çok önemli. Hepsi şu saydıklarının hepsi benim şu anda rutin kullandıklarım. Onun için bakıyorum. Evet. Yani aslında olanlar yani. İyot çok önemli. İyot çok önemli bizim toplumumuzda. Evet. Yani mesela bunları aslında hani diğer hekim arkadaşlarla olan canlı yayınlarınızı da dinliyoruz. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Hep yani, aynı şeyler. Evet. Evet, birinin cilt hastası olması, Hashimoto'sunun olması, birinin eklemle ilgili bir hastalığının olması aslında kişinin genetik yatkınlığıyla değişen bir şey. Evet. Ama kökeninde aynı nedenler yatıyor. Yani. Aynı nedenler. Aynı. İnflamasyon ve asidoz. Evet. İnflamasyon. Başka bir şey yok. İnflamasyon, asidoz. Evet. Bir tane bir soru var. Buna ben bile cevap verebilirim ama özellikle soracağım. Ailecek uçuklardan bıktık. Çözüm nedir? Uçuk demek bağışıklık düşmesi aile sebebiyle şey, o virüs hepimizde olan aktif olması değil mi? Aynen. Ya şöyle, uçuk virüsü kişilerin bünyesinde sinir hücrelerinin kök ganglionlarında hep saklı kalıyor. Uykuda kalıyor. Bağışıklık sistemi baskılandığı zaman uyanıyor. Tekrar deriye ulaşıp orada enfeksiyonu tekrar ortaya çıkarıyor. O yüzden o immüniteyi, bağışıklık alışkanlıkları hayatımızı uzaklaştıracağız. Temasla da bulaşma riski oluyor. Evet, doğru. Evet.
O zaman o yüzden de ailece, bütün aile bıktık demesi öyle bir bulaşı söz konusu belki. Yani evet. Ve ama o bulaşırken de sizin bulaşmak tabii. Evet. Doğru. Tabii yani o kadar enteresan ki şimdi insanların sorularına yani bir taraftan şimdi sorular akıyor, bakıyorum. Hepsi böyle yani bir değişik otoimmün hastalığı var, değişik bir kronik hastalık var. Sanki yayına yeni katılanları düşünerek ben bir özetleme istiyorum. Hepsinin sonuçta bunun iyileştirmenin yolu beslenmeyi düzeltmekten geçiyor arkadaşlar. Yani beslenmeyi düzeltmeden işte ekmek... Hatta Ebru Hocam şöyle dedi, şeyi bile ayırmadı. Hani biz otoimmün cilt hastalıkları halinde otoimmün veya olmayanlar da hepsinin temelinde beslenme yatıyor dedi. Akne mesela. Evet. Akne de... Akne. Yani akne aslında ben hep onu şöyle şey yapıyorum. Akne, evet akne sorusu da çok gelmişti. Saç diplerinde akne. Hayır falan. Bunun hepsi. Şimdi insan bir arabayı düşünün. Arabanın gösterge paneli var. Bunu bizi takip eden arkadaşlara şey yapıyorum. O gösterge panelinde çeşit çeşit işte yağ basıncını gösteriyor, benzininizi gösteriyor. Hatta yeni arabalarda lastiğinizin basıncını gösteriyor. Birçok arızasını size orada bildiriyor, veriyor. Ama insanoğlunun öyle bir şeyi yok. Gösterge paneli yok. Gösterge paneli bizim cildimiz. Gösterge paneli bizim ağrıyı hissetmemiz. Yani kimisinde sivilce olarak çıkartıyor, kimisinde işte uçuk yapıyor, kimisinde başını ağrıtıyor. Yani hepsi bunların yanlış beslenmenin belirtileri. Evet. Bizim gösterge paneli, yani o şeyde bir gösterge panelindeki bir arıza işareti. Akne. Akne. Evet. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Ses yine gitti bir. Sesiniz evet, evet, bir gitti. Ha, şimdi geldi. Şimdi geldi. Çok doğru. Mesela deri hastalığı değil. Şimdi geliyor. Geliyor mu? Otoimmün bir problem. Otoimmün bir problem değil akne. Yine cildin asit yükü beslendiğiniz için. Ve deri kendini yağlayarak oluşuyor. Beslenmeye dikkat ettiği zaman inflamasyon o kadar güzel azalıyor ki. Yani dışarıdan bir takım şeyler zaman da çok güzel iyileşiyor. Evet, yani insanın kendi kendini tedavi edebileceği, beslenmesini düzelterek görebileceği şeyler aslında. Stresini yöneterek işte onu da hep ekliyoruz. Evet. Aslında Çetin Hocam sizin de en çok sorulan genelde göz soruları kuru göz ve sarı nokta. Ne diyeceksiniz? Kuru gözü birazcık değiniz. Sarı nokta ne yapmalılar? Şimdi, sarı nokta hastalığı olanlar. Sarı nokta mı? Sarı nokta hastalığı şu demek, onu önce söyleyeyim. Bizim retina tabakası var, gözün arka kasının ortasında sarı nokta dediğimiz fov bölgesi var. Bu bölgeye merkezi görmemizi, baktığımız yeri görmemizi sağlayan bir bölge. Bu bölgede çok hassas hücrelerimiz var. Bu hücreler ışığı alarak görüntüye çeviriyor ve biz bunu görüntü olarak görüyoruz. Şimdi bu hücreler belli bir zamandan sonra, belli bir yıldan sonra bozulmaya başlıyor. Bu belirtileri nedir? Çarpık görme, çizgiyi tam düz görememe, çapraz görme, dalgalı görme şikayetlerle geliyor hastalar. Tek gözde ise bazen geç belirti verebiliyor. Kişilerin bu nedenle her ay ya da her hafta bir defa bir gözünü kapatarak kareli kağıtta bakmaları gerekiyor. Bunu da buradan koruyucu hekimlik adına ben ifade etmek istiyorum. Çalar
Yani bize çok geç geliyor. Yani başlangıcında geldikleri zaman tedavileri daha çabuk olabilir. Neden karelik ya? Bir hastalık fonksiyon, bir hastalık oradaki hücrelerin %80'indeki fonksiyon kaybından sonra ortaya çıkıyor çünkü. Kişiler erken tanı alırsa başarılı tedaviler olabiliyor. Biz tedavide ne yapıyoruz? Şimdi iki açıdan konuşmam gerekirse. Şimdi konvansiyon normal göz hekimi, herhangi bir göz hekimine gittiğinizde görme muayenesi, göz dibi muayenesi, göz anjiyosu, OCT dediğimiz tomografisi çekiliyor. Bu muayenelerden geçiyor hasta. Neden var mı ona bakılıyor. Ve buna göre bir kişiye tedavi programı çıkartılıyor. Sarı nokta hastalığının iki çeşidi var. İşte kuru tipi var. Kuru tip yaşa bağlı makula dejeneransı diyoruz. Diğeri de yaş. Yaş ve kuruluğun önemli. Yaşta bir damarlanma var. Koroid dediğimiz bölgeden bir damar gelişimi oluyor ve buna bazı tedaviler uygulayabiliyoruz. Enjeksiyonlar yapıyoruz. Belli bir yöntemi var. Kişiye özel yöntemler tercih ediyoruz. Şimdi tabii ki bir de şu var. Vitamin destekleri de veriliyor bu hastalara. Çünkü retinanın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için bazı vitamin desteklerine ihtiyacı var. Resveratrol gibi, lutein gibi, proteinlere ihtiyacı gibi. Bakır, çinko, selenyum, C vitamini, bunlar çok önemli. Bunları da hastaya, kişiye söylüyoruz. Tabii ki bütün otoimmün ve kronik hastalıklarda olduğu gibi, az önce Emre'nin de bahsettiği gibi, biz glutenden ve kazeinden sakınmalarını istiyoruz hastalarımızın. Düzenli uykularının iyi olmasını tavsiye ediyoruz. Stres faktörlerinin azaltılmasını öneriyoruz. Şeker ve tansiyon hastalığıyla ilgili tedavilerini aksatmamalarını, ama özellikle çok önemli stres, doğru beslenme, stres yönetimi, doğru beslenme, uyku, toksinlerden uzak kalma, egzersiz çok önemli. Yani bizim yaptığımız enjeksiyonlar tamam, belli bir çalışmaları var, dergilerde yayınlanmış, bizim de gördüğümüz çok etkili tedaviler, fakat biz sağlıklı beslenmezsek ve diğer toksinleri almaya devam edersek göz arkasındaki, göz önündeki, vücuttaki herhangi bir dokudaki inflamasyon maalesef ki geçmiyor. Bu nedenle biz danışanlarımıza, hastalarımıza bunları uzun uzun anlatıyoruz. Valla bravo yani. Valla bravo. Özellikle bir devlet hastanesinde yapıyorsunuz bunları. Evet. Aynı zamanda siz de biliyorsunuz akupunktur eşim Ebru da öyle. Evet. İşte regülasyon tıbbı, nöral terapi, kupa tedavisi gibi alt dallarımız var. Beslenme ile ilgili eğitimlerimiz var. Toksikoloji ile ilgili. Çok güzel. Yani evet. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Gerçekten çok evet. Önemli. Evet, süremizi de doldurduk galiba. Evet. Biraz da geçtik. Biraz da geçtik olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ama söz alalım bir daha yapmak üzere. Çünkü o kadar çok soru vardı ki, ancak böyle bir kez daha üzerinden geçersek belki sindirilebilir. Evet, çünkü herkes o zaman, evet. Sizin o uyguladığınız eliminasyon diyetlerini soruyor. Evet, daha detaylı bir şey yapalım onunla ilgili.
Evet. Biz bir de Ebru hocam sigara bıraktırma şeyi de var galiba. Evet. O da önemli. Bir daha sefere de onlardan bahsedelim. Evet. Arkadaşlar birkaç kişi sormuş hangi hastanede diye. Biz Samsun'da yaşıyoruz. Eşim Ebru Onat Göktaş belki benden açıldığı için görmemiş olabilirler. Özel klinikte çalışıyor. Özel kliniği var kendisine. Ben Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Şu anda pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğimiz için akupunkturla ilgili herhangi bir çalışma yapamıyoruz maalesef. Ama çok yakında pandemi bittikten sonra tamamlayıcı tıbbın birkaç dalıyla ilgili çok yakında çok güzel çalışmalarımız olacak. Ama eşim homeopati, hipnoz, akupunktur gibi çalışmaları var. Kendisi de söyleyecektir herhalde. Yani bütüncül bakış böyle oluyor herhalde. Evet. Hem modern tıp yöntemleriyle kadim öğretileri birleştirmek, sentezlemekle sanıyorum. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sen o zaman bu duyurularını yap bir taraftan. Önümüzdeki canlı yayınları duyurayım. Evet. Pazar günü Anneler Günü. Pazar günü Şef Sinem Çapraz canlı yayın konuğumuz. Bize sürpriz sağlıklı beslenmeden söz edeceğiz. Onun da doğal ve topraktan gelen ve mevsiminde yenen gıdaları çok meraklı ve öyle reçeteler geliştiriyor. Sağlıklı. Bize de sürpriz tarifleri olacak. Pazar günkü canlı yayınımız saat 16'da. Onu kaçırmayın derim. Ayrıca salı akşamı jinekolog Nihal Daneoğlu hocamız ve eşi Zülfikar Daneoğlu hocamız var. Cuma gününde yine jinekolog Doktor Zahide. Önümüzdeki hafta sırf hanımlardan evet, gidiyoruz. Önümüzdeki hafta böyle bir programımız var. Ve tesadüfen hep bundan sonra hanımlar konuğumuz. Ooo Bay Barsa gelene kadar pazar günü, önümüzdeki pazar. Evet, çok keyifli olacak pazar çok günü. Güzel Müge'cim var. Doktor Müge Yöncü Özdoğan. Kendisi o kadar çok yönlü, o kadar çok yönlü ki hangi birini sayacağımı bilemiyorum bir hekim olarak ama bir başka yönüyle de tanıyacağız. Evet, ama o gün. Oğlu gitar çalacak, kendisi de güzel sesiyle bize şarkılar söyleyecek. İşte hem de tabii ki sağlık konusunda sohbetimiz olacak Müge ile de. Daha sonra 19 Mayıs Salı akşamı Doktor Canan Sunay, o da fonksiyonel tıp uygulayıcısı, bize özellikle bu geçirgen bağırsak, işte hastalıkların kökeni, onları anlatacak. Şimdilik bu kadar. Hatta bir de şey de söyleyelim, Pınar da bu söyleyelim. Bu haftanın cumasında da yani 22 Mayıs Cuma gününde dahiliye uzmanı Doktor Pınar Balcı, o da fonksiyonel tıp uygulayıcısı. Evet, şimdilik anonslarımız böyle olsun. Evet. Canlı yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Pazar günü herkesi bekliyoruz. Size çok, çok teşekkür ediyoruz. Son sözü ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları alalım ve kapatalım. Ben iki şey eklemek istiyorum. Sonra İbrahim de ekleyecek. Anneler Günü öncelikle sizin içimiz tüm annelerin, anne adaylarının Anneler Günü'nü, bütün hanımların, hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederiz. İkincisi, önümüzdeki hafta Hemşireler Haftası. Bütün hemşirelerin hemşirelik haftasını kutluyorum. Onlar çok çok önemli bir paydaşımız. Onlar olmasa kesinlikle tedavilerimizi yapamayız. Onlar bizim dostumuz. Çok doğru. Onları başımızın üstünde tutuyoruz. Çok doğru. Hem annelerimizi hem hemşirelerimizi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Birlikte olmak, birlikte aynı pencereden bakmak çok güzel, çok keyifli. Çok teşekkürler. Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Biz de sizi kutluyoruz. Görüşmek üzere. Çok görüşmek sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.